Hepinize selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bambaşka farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ın şöyle geçmişine bir yolculuk yapacağız. Daha ilk kurulduğu zamanlardan bu zamana kadar neler olmuş? Geçmişte olan şeyler günümüzde hala var mı? Veya varsa ne gibi değişikliklere uğramış şeklinde bizzat kendi gözlerimizle şahitlik edeceğiz arkadaşlar. Biraz araştırma yaptım bu konuda sizler için. Evet, burada ilk fotoğrafımızla başlayalım. İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 çeşit kutuyu görebiliyoruz. Bu kutulara baktığımız zaman burada Ender, Süper Ender, Destansı ve Gizemli kutuları görebiliyoruz. Ender kutu 30 elmas değerinde, Süper Ender 80 elmas değerinde, Destansı 170 elmas ve Mistik yani Gizemli de 350 elmas değerinde ve kutuların şeklinin daha değişik olduğunu görebiliyoruz. Burada bazen zaman zaman yani karakteri eğer elinizde bir karakter yoksa, mesela gizemli bir karakter yok, oraya gizemli karakter şeklinde bunların kutu olarak değil de teklif olarak geldiğini hala görebiliyoruz. Ama gerçekten özellikle destansı ve gizemli yani kutuların enderlik büyüdükçe aslında kutuların şeklinin de değiştiğini görebiliyoruz. Ve yine aynı şekilde mesela bir gizemli karakter almaya kalktığında zaman hala 350 elmas diye yanılmıyorsam, bilmiyorum da hala 350 elmas. Yani Supercell'in burada fiyat konusunda tavrı netmiş, sürekli olarak gidiyor. Ama tabii ki Google Play ve Apple Store'dan kaynaklı durumlardan dolayı bu fiyatlar bize şu an için en azından değişik gelebiliyor. Burada mesela mistik karakter yani gizemli karakteri seçtiğimiz zaman gördüğümüz gibi arkadaşlar 350 elmas ödeyerek burada rastgele bize bir gizemli savaşçı atıyor. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar işte savaşçılarımızın da görünüm yeri böyle. Yani bütün hani savaşçılarımızın olduğu bir sayfa var ya, o da bu şekilde görünüyor. İşte gördüğümüz gibi El Primo, Bull, artık şu gözlüklü herhalde Brock, Barley, Rico, Jesse, Poco, Bo, Daryl ve Piper gibi karakterleri bu şekilde görebiliyoruz ki karakterlerimiz de gerçekten çok değişikmiş. Buradan gördüğümüz kadarıyla ve bakın sadece 19 savaşçıdan 16'sı görünüyor burada. Sadece 19 savaşçının olduğu zamanlar şimdiki savaşçılar artık tabii ki oyun geliştikçe, oyun büyüdükçe savaşçı sayımız da artıyor ve gerçekten çok eski zamanlar. Özellikle şunu da sorayım, size geçen canlı yayında da sordum. Siz kaç karakterdeyken, yani siz oyuna başladığınızda toplam kaç karakter vardı? Onu da yorumlar kısmına yazın. İşte burada 19 savaşçının olduğu zamanlardan görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Onun dışında dükkan bölümüne geldiğimiz zaman işte savaş kutusu ve büyük kutu. O zaman savaş kutusu da 10 elmas değerinde alınabiliyormuş. Büyük kutu da 80 elmasmış. Ama 80 elmas mı arkadaşlar? 80 elmas büyük kutu için biraz pahalı mı? Şu an sanki mega kutu mu 80? Tam yanlış da bir bilgi vermeyeyim ama mega kutu sanki 80 elmas değerinde diye. Tabii o zamanlar mega kutu var mıydı onu da bilmiyoruz ama muhtemelen buradaki büyük kutu o zamanın mega kutusu değerinde ve ona göre savaşçı veya içerisinden değerli eşya atıyordu muhtemelen. O sebeple 80 elmas değerinde olduğunu görebiliyoruz. İşte büyük kutumuzun da büyük hali bu. İçerisindeki savaş kutusu detaylarını da görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani o zamandan beri oynayan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ama gerçekten ilginç detaylar. Güzel bence, eski, nostalji, bu tarz şeyleri görmek de insanları, eğer o zamandan beri oynayan insanlar varsa biraz böyle bir hüzne sürükler diye düşünüyorum. Bu da tabii ki oyun sürekli aynı kalmadı arkadaşlar. Oyun geliştikçe de burada kendisi mega kutu olarak, bu kutu yani gördüğümüz bu kasa mega kutu olarak geliyor oyuna. İşte mega kutumuz da bu şekilde görünüyor. Zaten dediğim gibi oyun yavaş yavaş ilerledikçe de kendini geliştiriyor. Buradaki savaşçımız arkadaşlar işte Dynamike'ı görüyorsunuz. Dynamike'ın ilk hallerinden, gerçi belki de ilk hali bu. Alt tarafta upgrade etme seçenekleri var. Sağlığını, atağını ve süperini yükseltme gibi bir durumlar var. Tabii ki o zaman güç puanları yok ve güç puanları da buradaki 4 yazan upgrade elixir adını verdiğimiz böyle sihirli şişe mi artık neyse bilmiyorum, hatırlayanlar varsa yorumlarda belirtebilirler. O şekilde karakterlerimizi yükseltebildiğimiz, yani onları kullanabildiğimiz, zaten burada altınların yanında da görebiliyorsunuz elixirleri. Bunlar varsa eğer bunlarla beraber karakterlerimizi yükseltebiliyorduk ve tabii ki şu an mesela yükselttiğimiz gibi değil. Yani sağlığını farklı, atağını farklı, süperinde farklı yükseltebiliyorduk muhtemelen benim düşündüğüm kadarıyla. Öyle ki alttaki bu atak, sağlık ve süper bölümüne ayrı ayrı görüyorsunuz zaten. Muhtemelen onunla alakalı bir durum diye düşünüyorum ki bu fotoğrafta da muhtemelen sağlığının yükseltildiğini görebiliyoruz. Eskiden de bu şekildeymiş arkadaşlar. Bunu da
Koç Kore'den aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ünlü bir YouTuber, ta eski zamanlar işte oyunun bu zamanlarından beri oynayan bir YouTuber. O zamanlardan beri oynadığını gördüğümde bu durum benim ilgimi çekmişti. İşte baktığımız zaman arkadaşlar burada muhtemelen bir dostluk maçı. Zaten friendly yazıyormuş yukarıda. Bir dostluk maçı yapacak ve işte dostluk maçı için şu anki ana menümüzle bu menünün arasındaki farklılığı görmeniz mümkün sevgili arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman da burada arkadaşlarını bekliyor muhtemelen. Burada botlar var. Tabii o zaman bot kapatma olayı yoktur illaki ama bu şekilde arkadaş listemiz geliyormuş ekrana. Aslında bu fotoğrafta yan tarafta da menüyü görüyoruz arkadaşlar. Dükkanı görüyoruz, savaşçıları görüyoruz, savaş ekranını görüyoruz. Buradaki bant da muhtemelen arkadaşlarımızın birbirleriyle yazıştığı yerler ve arkadaşlar bölümünde de olduğunu görüyoruz. Yani sol tarafta dayalı bir şekilde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı neyse o şekilde dizildiğini görüyoruz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar Brawl Stars ilk çıktığı zaman Clash Royale gibi oynanıyordu. Portre modunda oynanıyordu. Yatay modda değildi. Daha sonra tabii oyun kendini geliştirdikten sonra yatay moda geçti ve aynı şey Clash Royale içinde önerilmiş. Oyuncular Clash Royale oyuncuları, yani söylenenlere göre anlatıyorum. Clash Royale oyuncuları bu yatay modu kabul etmedikleri için bu sebeple portre modunda kalmaya devam etmiş. Brawl Stars yatay modda devam etmiş. Sizce Brawl Stars'ta böyle Clash Royale gibi portre modunda, artık ona portre modu diyorlar muhtemelen, portre modunda oynansaydı daha mı iyi olurdu? Bence daha iyi olmazdı, bilmiyorum ama şu an her şey daha iyi ya da buna alıştığımız için öyle, sizlerin yorumlarına bırakıyorum. Arkadaşlar işte burada yine aynı ekrandan baktığımız zaman bir oda kodu var ve oda kodunda arkadaşlarımızı beklerken başka bir arkadaşımız o da açtığı zaman yan tarafta sarı şekilde böyle bir durum ortaya çıkıyormuş. Arkadaşımız o da açtı veya online oldu şeklinde. Şu an ekranda sarı şekilde gördüğünüz arkadaşımızın online olduğunu gösteriyor. Bu fotoğrafa baktığımız zaman da bir arkadaşımızın da bir oda kurduğunu, yani elmas kapmaca için muhtemelen, evet elmas kapmaca için bir harita kurduğunu ve bu şekilde arkadaşlarımızın haritalarına katılma olasılığımızın olduğunu görebiliyoruz buradan. Burada Rico'yu görüyoruz. O zamanki adıyla Ricochet'miş. Yani o zamanı oynayanlar bilir tabi. Ricochet adındaki Rico'yu görüyoruz. Tabi burada bizim ilgimizi çeken kısım Rico değil arkadaşlar. Rico'nun üzerindeki yükler. Aldığı yükler. İşte yüklerin yanındaki bildiğiniz gibi yeşil bir amblemimiz vardı ya. O yeşil amblem burada böyle kavanoz şeklindeymiş. Aldığı yükler o şekilde görünüyormuş. Gerçekten bu da ilginç bir detay ama yeşil olanı göze güzel görünen bir durum şeklinde düşünüyorum ben. Tabii ki yorumlar yine sizde. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada da burada oyunumuzun ana ekranını görüyoruz. Yani savaş, işte hesaplaşma olsun, artık bilmiyorum elmas kapmaca, farklı farklı bölümler. Muhtemelen burası harita. Yani oda bölümü gibi buradan haritalarımızı seçiyoruz gibi. Ama burada 60 yazıyor. 060, 040. Orada altın mıdır nedir o bilmiyorum. Evet altın ama bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Burada da haritalara girdiğimiz zaman jeton yerine herhalde altın veriyor. Çünkü en alta baktığımız zaman oradaki altınlar alınmış ve tamamlanmış şeklinde görünüyor. İşte Elixir dediğimiz durumda bu. Bu da savaşçıları yükseltmeye yarıyor. Tabii ki o zaman güç puanları yerine bunlarla yükseltiliyormuş arkadaşlar. Daha sonra güç puanları gelince de bunlar tamamen kalkmış. Elixir'lar ortadan kalkmış. Bu da bizim savaş kutumuz. Başta da gösterdiğimiz gibi sevgili arkadaşlar, savaş kutusunu çok fazla şey yapmayacağım. Savaş kutusunun da açılış efekti. Yani böyle kasa açılıyor. Kutu demiyorlardı da kasa diyorlardı herhalde muhtemelen. Kasanın kapağı açılıyor. Oradan artık içeride aldığın ödüller neyse ona göre alıyorsun. Ve içerisinden de böyle çip şeklinde, yani çip ismini verilen bir şeyler çıkıyormuş arkadaşlar. Burada da yeni Brawler almak gibi, yeni Brawler almak için kullanıyor şeklinde. Ne demek istediğini bilmiyorum. Herhalde bunları biriktirince ücretsiz bir Brawler, yani bu elmasla alabilecek gibi bir durum var herhalde burada. Bunun da ne olduğunu bilen varsa yorumlar kısmına yazabilirler. Ve Poco'muzun ilk hali inanılmaz değişikmiş abi, şu tipe baksana. Yani yeni Poco ile gerçekten oyun inanılmaz derecede kendini geliştirdi. Supercell gerçekten yani tamam bir geliri oluyor bu oyunun ama alınan gelirlerinde ne derece oyuna yansıdığını gözle görebiliyoruz. Ve eskiye baktığımız zaman gerçekten mükemmel bir değişim var. Bu da işte oyunda böyle karakter arıyor yanımıza. Mesela maça giriyoruz. Maça girerken böyle takım arkadaşlarını seçiyoruz. İşte bu da o durumu gösteriyor. Yani orada arkadaş arama simgesi o zaman böyleymiş. Arkada renk farklılığı var. Sembolümüz, yani logomuz aynı görünüyor. Ve sizi
yakın zamana getiriyorum. Daha Brawl Pass gelmeden önce işte yakın zamandaki kutularımızda böyle sol alt tarafta. Tabii ki bu çoğu arkadaşımız biliyor. Yani bilmeyen arkadaşımız yoktur. Belki dün veya ondan önceki gün oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız bunu bilmezler ama bu gördüğümüz zaman bazı arkadaşlarımız aga be yazarlar herhalde yoruma. İşte bu şekilde kutularımızı biriktiriyorduk. Yani zar zor savaş kutularını biriktirip şu büyük kutuları alacağız diye canımız çıkıyordu. Şahsen bence artık kutu toplamak daha kolay gibi geldi arkadaşlar. Yani Brawl Pass'in gelmesiyle sanki daha fazla kutu biriktiriyoruz gibi. Bilmiyorum benimle aynı fikirde misiniz ama şu büyük kutulardan bir tane alacağız diye o ekrandaki bütün büyük jetonları toplamamız gerekiyordu. Yani bilmiyorum şu an bence daha iyi kutu kasılıyor gibi görüyorum ama bilmiyorum. Tabii dediğim gibi sizin de yorumlarınız önemli. İşte Brawl Stars eskiden günümüze kadar ve emin olabilirsiniz ki daha bundan 1 sene 2 sene sonra belki şu Brawl Pass sezonunda Aga B diye adlandırabileceğimiz durumlar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.